Merhaba değerli izleyiciler. İz Bırakanlar programında tekrar birlikteyiz. Toplumu ilgilendiren, Bursa toplumunu yakından ilgilendiren konulara değinmeye devam ediyoruz. Bugün de Sayın Ertuğrul Gündüz ile birlikteyiz. Baraka Gayrimenkul'ün sahibi. Merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugünlerde gayrimenkul konusu oldukça gündemde. İnsanlar hem ev almak hem ofis almak anlamında ya da kiralamak anlamında birçok soruyla yaşıyorlar. Bu sorulara cevap verebilecek ilk elden profesyonel birisiyle görüşmek istedik. O yüzden sizi ziyaret ettik. Bugün Bursa emlak piyasasındaki durum nedir? Fiyatlar gerçekçi mi sizce? Şimdi gerçekçi. Evet. Bunun temel iki nedeni var. Aslında çok denklemli bir neden. Önce maliyetleri çok yükseldi. Doğru. Yani demire 1'e 10 zam geldi, çimentoya 1'e 10 zam geldi. Arsa payları arttı. Arsa payları arttı. Elektrik prizine bile çok zam geldi. Doğru. İşçilik maliyetleri çok arttı. Bugün piyasada 0-1 dairenin hani rakam söyleyerek söyleyebiliriz. Söyleyerek gerçekçi rakam. 2-2,5 milyonun altında zaten bir arsa maliyetiyle birlikte bir maliyetimiz yok. O da standart bir daireden mal ediyoruz. Evet. Şimdi bunu müteahhit 2-2,5 milyona satarsa zarar ediyor. Maliyeti ama zarar ediyor. Paranın maliyeti var. Temel atılıyor. Atıyorum 3 milyon bir masraf, 5 milyon bir masraf yapıyor. Bu parayı 2 yıl sonra geri alabiliyor falan. Evet. Yani 3,5-4 milyonun altında satılabilecek bir daire ancak kafa kafaya kurtarabilecek gibi oluyor. O yüzden de insanlar şu anda müteahhitler daire ve inşaatta biraz kendilerini arka plana çekmiş durumdalar. Evet. Buna istinaden talep olunca, elde de yeni daire üretimi az olunca arz talep dengesiyle fiyatlar şişmeye başlıyor. Eldeki mülkler değerlenmeye başlıyor. Evet. Kira fiyatları çok fazla artmaya başlıyor. Şimdi kira fiyatlarıyla ilgili de şöyle bir denklem kurabiliriz. Şimdi önceden bir tane daire 500 bin liraydı. Hı hı. Adam diyor ki ben 500 bin liramı bankaya yatırırım. Ayda 1500-2000 lira faizini alırım. Ya da bunun getirisi bu kadar olur. Tatmin ediyordu. Aynı daire 2,5-3 milyona çıkınca diyor ki benim bu mülkümün değerinin getirisi bu olmamalı. Tabii. Yani aynı parayı bankaya yatırsa ayda 25-30 bin lira faiz alacakken 2000 lira kiracı ben mantıklı evde gelmiyor. Tutmam diyor. Arttırmak istiyor. Ama halkımızın geliri bu oranda artmadığı için o da o kirayı ödeyemiyor. Denklem kurulamıyor. Denklem kurulamıyor. Temel problem bu. Evet. Hani ev sahipleri de belli bir artıştan sonra biraz vicdan meselesi ve hani ahlaki değerler ortaya çıkıyor. Ama belli bir yere kadar onlar da haklı. Kiracı için de o da haklı. Tabii. Burada kira fiyatlarının ben enflasyona göre değil de aslında kişilerin gelir düzeyine göre artması taraftarıyım. Çok yani doğru. Enflasyon işte 100 olmuş, 150 olmuş. Bana göre memur maaşlarına yapılan zamla orantılı olarak kira fiyatlarının artması gerekiyor. Aslında çok mantıklı bir şey söylüyorsunuz. Yani eğer bu seviyeye çekilebilirse evet. İnsanlar ev sahibi de olabilir. Kira konusunda da makul evlere taşınabilir. Evet. Burada dairenin yani yeni inşaat arzın çoğalabilmesi için de şimdi öyle bir şey ki bakıyorum Bursa'nın bütün verimli arazilerine imara açılıyoruz. Tabii. Ne yazık ki. O kadar çok marjinal tarım arazisi var ki, kullanılmayan arazi var ki bunları belirli şartlar altında kooperatif sisteminin tekrar geri dönmesine yakın ya da birbirine yakın bir projeyle müteahhitlere verilip daire sayısını o yerlerde arttırsalar inanın çok fazla daire yapılır. Daha dar gelirli ev sahibi olur ve bu problem de ortadan kısmi de olsa çözülmüş olur. İnsanlar örnek veriyorum. Eskiden de böyleydi. Yani babalarımız, annelerimiz bu şekilde ev sahibi oldular. 10 kişi bir araya gelip, 20 kişi bir araya gelip bir kooperatif kurup işte çok iddialı bir arsa olmasa bile bir blokluk apartmanlar yapabiliyorlar. Dişinden tırnağından arttırarak evet. 3 yılda değil ama 13 yılda oluyordu ama oluyordu. Oluyordu. Yani 2. senenin sonunda evine giriyordun. Ondan sonra da ödemelerine devam ediyordun ama artık kendi evindeydin. Yatırım da bu şekilde 10 senenin sonunda tamamlanmış oluyordu. Bu mümkün mü? Hala yapılabilir mi? Hala mümkün. Şöyle bir şey. Şimdi kiraya verilen para havaya atılan paradır. Evet. Ben de memur çocuğum. Ben bir öğretmen çocuğum. Babam son 10 yılına kadar kirada oturdu. O zamana kadar ben hesaplıyorum belki 1-2 tane ev parasını kiraya verdi. Uçtu gitti. Tabii.
devlet daha önceden bir kendi imkanlarıyla kooperatifleri daha erken başlasaydı ya da gelirleri ona göre artsaydı, o verdiğimiz paralarla, kiralarla kendi ev sahibi olurdu. Daha erken olurdu. Hayat standartı daha fazla olabilirdi. İnsanların yaşam şartları daha iyi olabilirdi. Ama ne yazık ki bizim ülkemizdeki memur kesimi, emekçi kesim hayatının son 5 yılında, 10 yılında ev sahibi oluyor. Mürüvvetini göremeden de hakkın rahmetine geçiyor. Ne yazık ki. Ne yazık ki, haklısınız. Peki biz Bursa'nın Özlüce bölgesindeyiz. Evet. Buradaki değerler biraz daha yüksek. Ama siz yani Baraka Gayrimenkul olarak Bursa'nın farklı yerlerinde de çalışıyor musunuz? Evet, çalışıyorum. Mesela nerelerde çalıştınız? Osman Gazi bölgesi, Yıldırım bölgesi bize çok uzak olduğu için sadece duyumsal olarak oralarda ilgilenebiliyoruz. Mudanya, Nilüfer'in her bölgesi. Ve şu anda da Gemlik'te çalışıyorsunuz galiba. Gemlik'te bu yeni serbest bölge ve TOG'un açıldığı bölgeler, Gemport'un olduğu bölgeler de yeni planlarla ilgili çalışmaların olduğu bölgede çalışıyorum. Evet. Biraz daha üst seviyedeki yatırımcı için konuşalım. Arazi alıp satmak, sizin vasıtanızla arazileri değerlendirmek, değerlenen arazilere yaklaşmak, incelemek mümkün mü? Mümkün. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Bursa'nın her yeri satılık. Her yerinde sanayi var. Evet. Ama sanayicilerimiz işte ille de NOSAP, ille de DOSAP olsun diyor. Kendilerine göre haklı sebepleri var ama şimdi 600-700 dolarları bulmuş oradaki bir metrekare. Of. Metrekaresi. İşte Başköy'de, İrfaniye'de, Kayapa'da orada 8-10 milyon liranın altına dönümü yok. Şimdi bizim çalıştığımız bölgelerde biz nokta atışı gitmeye çalışıyorum. Tabii. Yani çok iyi inceleyip. Çok iyi inceleyip nokta atışı gitmeye çalışıyoruz. O yüzden de benim yani bu piyasada müşteri problemi pek olmuyor. Evet. Yani ama bu tabii geçmiş zamanlardaki doğru deneyim yer vererek müşterilerimiz doğru yönlendirmenin bir neticesi olarak bu ortaya çıkıyor. Şimdi 10 milyon liraya bir şey aldığınız zaman, bir dönüm arsa aldığınız zaman, sanayi arsası yetmez tabii. En az 10 dönüm, 5 dönümün altına yapmaz. 40-50 milyonluk bir sadece sanayi arsasından bahsediyoruz. Bunun bir başlı o kadar da büyük bir yatırım. Bir o kadar da üzerine daha da fazla üzerine bina yapmak zorundasınız. Biz de diyoruz ki 3 ay 5 ay sonra arsaya dönüşecek olan yerlerde yarı fiyatına, yarının da azı %40 fiyatına bu mülkü elde edebilirsek sadece arsadanın aradaki farkla binanın maliyetini saymıyorum. Üzerine de bina yaparsak biz yatırımcılarımıza kafalarından geçen rakamların %60 daha ucuzuna aynı mülkü elde ettirmenin peşindeyiz. Evet. O yüzden erken davranıp önceden planlayıp belki bir yıllık plan yapıp. Tabii. Değil mi? Aynen öyle. Planlayıp o yatırımcılarımıza sunuyoruz. O anda bir yıl sonra müşterimiz diyor ki ben yatırım yapmaktan vazgeçtim. O zaman elindeki mülkü enflasyon oranından daha iyi şartlarla da satabiliyor. Satabiliyor. Evet. Yani herhangi bir zararı olmuyor. Programa başlamadan önce isterseniz bugün bardak alın, isterseniz kalem alın ama alın dediniz. Evet. Bunu neden söylediniz? Ama bunu şöyle bir soruyla bağlantılandıracağım. Bir gayrimenkul uzmanı her konuda bilgili olmalı. Finans, sosyoloji, siyaset hepsi bağlantılı değil mi efendim? Hepsi bağlantılı. Şimdi ben çok eskiden yani şöyle söyleyeyim 93-94'lerde Büyükşehir Belediyesi kamulaştırmada çalışmıştım. Evet. Belediyeciliği biliyorum. Biliyorsun. Biliyorum. Bu cepte. Bu cepte. Sonra 14 yıl bankacılık yaptım. Banka finans yaptım, sektörü. Yaptım. Sonradan emlak işine girdik. Ben siyasette pek uzak kalmakla birlikte düşünsel olarak değil, çabasal olarak kalmakla birlikte mecburen içinde olma durumundayım. Çünkü siyaset bizim işimizi çok etkiliyor. Ekonomi bizim işimizi çok etkiliyor. Siyasilerin ve ekonomistlerin ağzından çıkan her kelime doğrudan yatırımcılarımızın yönleneceği alanları değiştiriyor. Her kelime. Doğru. Ben az önce söylemiştim. Hani bardak alalım, çanak alalım. Ya şimdi dolar 18.500 liralarda. Euro 19.5'lara dayanmış durumda. Doların, euronun %15 arttığını düşünüyorum. 22-23 lira olduğu için. Bu %15-20 gibi artış getiriyor günümüzde. Ama enflasyon 80 resmi rakamlara göre, üstünde. %150 diğer gerçek rakamlara göre veya diyelim işte farklı firmaların araştırmalarına göre. Yaşadığımız o ayrı, enflasyon ayrı bir tabii, olay. Tabii tabii, hissediyoruz bunu. Hissediyoruz. Yani. %10-15 dolar dövizle alsanız, paranızı vadeli yatırsanız zarar ediyorsunuz. Tabii.
Yani bunun enflasyon karşısında erimemesi gibi bir şeyiniz yok. Doların şu anda 30-35 lira olması gerekiyor ki, ya da faizlerin %80-%90 olması gerekiyor ki ben alabildiğim bir malı aynı parayı bir sene sonra alsam da paramla alabileyim. Koruyabileyim yani. Koruyamıyorum. Ben de diyorum ki o yüzden insanlara mülk alın. Ama ne alırsanız alın. Tabii. Çakmak alın, kalem alın, defter, mont alın, kitap alın, ne alırsanız alın. Ya en kötüsü bardak çanak alın yani evinize. Tabii. Çünkü buna aynı bir ay sonra aynı fiyatı yerine koyamıyorsunuz. Koyamayacağız. O, elinizdeki para da o fiyata yetişemiyor. Evet. O yüzden bunu yani biz gayrimenkule, araziye, gücünüz konuta, nispetinde, gücümüz nispetinde ofise uyarlayabiliriz. Uyarlayabilirsiniz. Aynen öyle. Evet, ya evet. Onu söylemeye çalışıyorum. Özellikle sanayicilerin bunları yaptığı zaman, aldığı zaman deftersel avantajları da gün yüzüne olacak, çıkıyor. Evet. Vergisel avantajları gün yüzüne çıkıyor. Bir inşaat yaptıkları zaman devlete ödedikleri KDV'den, vergiden muaf olan kısımları var. Artı o da devreye giriyor. Yani Ahmet amca, Mehmet amca, memur abi, işte beyaz yakalı abi, kim olursa olsun. Hepsi için geçerli bu. Bu yüzden yabancı yatırımcılar için Türkiye cazip bir hale geldi şimdi. 18 kat daha uygun. Değil mi? 18 kat daha uygun. İşçilik 18 kat daha uygun. Her şey. Size geliyor mu yabancı yatırımcılar? Danışanlar oluyor mu? Yabancı yatırımcılar şu anda yalnız pek eskisi gibi değil. Yani Arap ve Suriyeli gibi işte geçici bu bence. Rusya ve Ukraynalı, hani bu dünyanın yaşadığı konjonktürden ötürü gelen kesimin haricinde yabancı yatırım şu anda Türkiye'ye güven olmadığı için gelmiyor. Hmm. Yani yok. Bu ilginç bir saptama. Yok yani sanayici yatırımcısı olarak gelmiyor ama bireysel yatırımcı geliyor. İşte o da nasıl geliyor? Araplar çok aldı. Evet. Şu anda Ruslar, Ukraynalılar, İngilizler işte ihtiyaçlarından dolayı Antalya, Muğla gibi tatil beldelerinden alıyor. Ne yapıyorlar? Alıp satıyorlar mı? Tutuyorlar mı? Tutuyorlar. Şimdi şöyle, kışın burası onların parasıyla çok yoğun kalıyor. Gelip bütün kışı burada geçiriyorlar. Hmm. Türk Hava Yolları şu anda yaz tarifesini uyguluyor. Yazın yolcu harika sayısını kışın düşürmedi. Niye? İşte bu insanlar 3 ay kalıp gidiyorlar, tekrar gidip geliyorlar. Hep hava yolu kullanımı yapıyorlar. Bireysel yatırımcı öyle geliyor. Yani alıp burada kışını geçiriyor. Burada 1000 dolara 2 ay geçiniyor. Orada 1000 dolara 10 gün geçiniyor. Doğru söylüyorsunuz. Gibi. Doğru söylüyorsunuz. Yani ülkemiz ucuz olduğu için. Peki Bursa'da arazi, işte konut yatırımı devam edecek mi? Müteahhitler çalışmaya devam ediyorlar gördüğümüz kadarıyla. Müteahhitlerden de çok elenen oldu. Hmm. Şimdi tabii ki devam edecek. Çok yani çok değerli müteahhitler var. Çok güçlü müteahhitlerimiz hala ayakta. Yatırımlarını düzgün yapan arkadaşlarımız, abilerimiz. Bunlar şimdi yer arıyorlar ama hep kupon tabii arıyorlar. Yani kimse gidip de biraz kenarda köşede kalmış bir yere o yatırımı yapmak istemiyor. Çünkü satabileceğine inanmıyor. Parayı oraya yatırıp da binayı bitirdikten sonra bomboş bir binayı tutmak istemiyor. Tutmak istemiyor. Doğru söylüyorsunuz. Elinde yaptığı daireleri de satmak istemiyor şu anda, bitirdiği daireleri. Düşük maliyetle yaptığı daireleri de satmak istemiyor. Evet. Beklemeyi tercih ediyor. Beklemeyi tercih ediyorlar çünkü bugün atıyorum 3 liraya verdiği daireyi yarın 3 liraya yerine koyamayacağım diyor yeni inşaatta. Herkes gibi onlar da yılbaşındaki asgari ücret zammını mı bekliyor? Yani onu çünkü bir anlamda. Diyor ki ben bu daireyi 3 liraya sattım. Evet. Gittim herhangi bir yerde tekrar inşaata başladım. Aynı daire diyor ben 3 liraya mal edemeyeceğim. Mal edemeyecek. O zaman bunu niye 3 liraya vereyim? Çok haklı. Yani diyor ki ben 4 lira olursa veririm, 4,5 lira olursa veririm, atıyorum. O ekonomi çerçevesine baktığınızda çok haklı adam yani. Ya da kadın, evet. Yani haklılar. Burada hep şeyi kötülüyoruz biz. Ev sahiplerini, işte yatırımcı faizleri, işte satan kişilerin ne kadar yüksek sattığını suçluyoruz. Kısmi olarak doğru ama ya hani enflasyonun hiç mi suçu yok? Bunlara getirenin hiç mi suçu yok, evet, gibi. Her açıdan bakmak. Her açıdan bakmak gerekiyor. Yani o insanlar da ucuz alıp da pahalıya vermek elbette istemiyorlar. Ama elbette pahalıya geliyor. Ne yazık ki bununla yaşamak zorunda bununla kalıyoruz. Yaşamak zorunda. Umarım herkes ev sahibi olabilir. Umarım herkes dilediği evi alsın. Ama bu şu şartlarda pek gerçekçi gözükmüyor yani. Kira olayı ortadan biraz kaldırılmış olsa herkes ev sahibi olmak zorunda da değil. Doğru söylüyorsunuz. Yani ille de ben bir ev sahibi olayım, mülk alayım hırsından kurtulmamız da gerekiyor ama kira makul olursa, kiralar makul olursa, yani devlet eliyle daha fazla mülk yaratılırsa, ya bu çok 3+1 daireler, lüks daireler yapmaya gerek yok ki. Tabii. Avrupa'da gidiyorsunuz, ben hasbelkader çok gittim geldim, inceledim de. Ya inanın
bizim iki oturmacağımız evlerde oturanlar çok var. Yani insanlar diyorlar ki ben akşama geleceğim, bir 2+1 açık mutfakta, iki kız ailesi, yani iki çocuğu olan bir karı koca rahatlıkla geçiniyorlar. Diyorlar ki biz burayı otel olarak kullanıyoruz. Tabii. Hayatımız bizim dışarıda. Çocuklar okulda, insanlar işte. Yatmadan yatmaya geliyoruz. Küçük evde çok birbirimizle iç içe söylemler yapıyoruz. Tabii. Aile yapımız tabii, daha tabii, samimi tabii. oluyor. Ama biz sosyal olarak günümüzün kalan kısmını hep dışarıda geçiriyoruz. Daha sosyalleşiyoruz. Biz evi sadece yatmak, yemek için kullanıyoruz. Evet, doğru. Yani bizde öyle değil ki. Çok bizde lüks aramaya gerek yok gerek ama bizde yok. Çok geniş evler, çok kocaman evler. Bizde ise biz diyoruz ki işten çıkalım hemen eve gidelim. İşte evde oturalım. Misafir ağırlayalım. Misafir ağırlayalım. Yani misafirle dışarıda otur, dışarıda. Tabii, yani tabii. Çok farklı sosyolojik dengeler var. Bizim bakış açımızda Avrupalı'nın çok farklı. Çok farklı. Efendim verdiğiniz bilgiler çok gerçekçiydi. Çok teşekkür ederim. Çok bunlar güzel. Benim için yeterli. Yok, teşekkür çalışmalarınızda teşekkür başarılar diliyorum. Ben teşekkür çok ederim. Sağ olun. Sağ olun. Size de sağ olun. Değerli izleyiciler, toplumun gerçekten ilgilendiği konularla programlar yapmaya devam ediyoruz. Bugün de gayrimenkul piyasasında sektörün uzmanlarından uzun zamandır çalışan bir isimle Sayın Ertuğrul Gündüz'le birlikteydik. Baraka Gayrimenkul'deydik. Yeni bir programda tekrar iz bırakanlarda buluşacağız.